Birinin parmağında oynadığın yetmedi. Ötekine yaranmak için de çoraplarını yama bakalım. Bacak kadar çocukların baskısı oldu. Ama anneciğim, Salih Bey de her şeyimi hoş görüyor. Hatta İpek'in evde kalması için yardım bile edecek. Ve ben de Deniz'e yaklaşırsam biraz, aramızı düzeltirsem sevinir adam. Herkesi kendi sıfanla bir tutma. Yarın olan eşyalarımı elledi diye iyice dellenmesin de. Yok canım. Sevgi emek ister. Hem zaten artık bir aileyiz. Pek yakında o da anlayacak içimizi dışımızı. İnşallah emeklerim boşa çıkmaz da yuvanda mutlu olursun yavrum. Çıkmaz, çıkmaz. Ay melek, ben iyice unutkan oldum valla. Ne oldu ayol? Kalk, kalk, kalk. Onları sonra yaparsın, kalk. Akşama sipariş var. Mükellef bir sofra istediler. Ay unuttum sana söylemeyi. Aa, nasıl yetiştireceğiz? Feyzi mi almış işi? Aman onun adı batsın. Hadi yürü, hadi oyalanma. Doğru mutfağa. Aa. Ay hiç kısırlık malzememiz kalmamış. Et de lazım, akşam yemeği bu. Pirincimiz var mı, pilavlık? Var, var. Sen bir bak da siparişi ver, tamamlayalım. Muhalladır inşallah. Bir işe yaradığı yok. Hiç değilse ayak işlerimize baksın. Feyzi'dir Feyzi. Paranın kokusunu almıştır o. Aç aç. Belki yeni damattır gelen. Kapıda kalmasın, ayıp olmasın. Ay aşk olsun. Ne utanıyorsun kız? O yeni damatsa sen de çiçeğe burnunda yeni gelinsin. Aa, sen nereden çıktın? Kimmiş gelen? Senin ne işin var burada? Ya ben okula geç gelirim kanka. Selim mesaj attı da sahilde olacaklarmış. Onların yanına gideceğim. E sizi de bekliyorlar. Saçmalama. Dün olanlar zaten hataydı. Bir daha tekrarlamanın anlamı yok. Sen takıl kafana böyle. Ben İpek'i göreceğim. Ne oldu Romeo? Dün içerken ben onun ayağına gitmem diye nutuk atıyordun. Ama ben dedim, fabrika ayarlarınıza geri dönünce göreceğim sizi dedim ama dinlemediniz. Deniz şimdiden yelkenleri suya indirdi. Sıra sende desene. Ya bir sus oğlum ya. Zaten canım sıkkın, bir de seninle uğraşmayayım. Esin. Kalk kızım, toparla. İçeride misafirim var. Oldu yoksa? Yavrum, kızım. Annem. Merhaba Melek teyze. Böyle kapıya gelmemden hoşlanmıyorsunuz. Biliyorum. Ama İpek'le konuşmam lazım. Siz ayrılmışsınız. Bence çok da iyi bir fikir. Barış, kızımın yakasından düş. Şener! Hayırdır baba? Bu ne hal? Ben de seninle geliyorum. Kızlara mı? E siz karşılıklı ateşkes anlaşması imzalamadınız mı? Ben salak gibi ayrılık diye üzülürken, o kızlara ne halt etmeye takıldım diye kendime lanet okurken, hanımefendinin umurunda değilmiş. E nasıl yani? Annesine bile ayrıldığımızı söylemiş. Onun gerçek yüzünü gördüm demiş.
Pekan'ım beni silmiş. Ben ne diye onun peşinden koşayım ki? Yürü hadi. Çok özür dilerim İpek. Gerçekten isteyerek yapmadım. Ya ne bileyim, gösteride Barış'ın yanına oturmak istemedin ya. Bir de çıkışa söylediklerini yanlış anladın demek ki. Böyle olacağını bilsem hayatta Barış'a bir şey söylemezdim. Boş ver Nergis ya. Ben de zaten çok gergindim. Yoksa sana öyle bağırmazdım. Kusura bakma. Hala iş arıyor musun? Evet, maalesef hiçbir şey bulamadım. Sinemanın önünde buluşalım mı? Kuzenim bir iş ayarlamış. Belki sana da bir şeyler bulur. Ya ciddi misin? Süper olur. Tamam, ben şimdi otobüse binip geliyorum. Hadi görüşürüz. Kanka ne işin var senin burada? Okula gidiyorum. Biz de Deniz'le konuşuyorduk. Sonra görüşürüz. Hadi Özgür, yürü. Deniz, siz daha ne kadar İpek'le böyle olacaksınız? Dün akşamki kavgaya dönmeyelim yeniden. Mümkünse sen de bu konu dışında kal aşkım. Aşkım, sen hani bana şu Amerika'daki spor akademisinin fotoğraflarını gösterecektin. Araya sürekli laf girdi, kaynadı. Gerçi ben netten baktım, biraz süper bir okula benziyor. Senin her akşama buluşalım diyor. Sen de gelir misin? Yanar döner fener. Deniz. Efendim hayatım. Sen beni dinliyor musun? Yok hayatım. Yani evet dinliyorum. İnternetten bir köprüye bakmışsın da hangi köprü onu anlayamadım. Deniz neyin var senin? Geldiğinden beri bir tuhafsın. Ne alakası var ya? Ben gayet normalim. Yok, ben seni tanırım. Bir şeyin var senin. Bir şey saklıyorsun benden değil mi? Saçmalama aşkım ya. Ne saklayacağım? Bir kere o senin paran ya. Deniz, hemen klasik erkek tribine girme. Bir şey bulamayınca üste çıkmaya çalışıyorsun. Ne saklıyorsun sen? Sen dün akşam içtin değil mi? Evet aşkım. Ne yapayım? Canım çok sıkkındı. Bir bira içtim ama sabaha çok pişman oldum. Kızarsın diye de söyleyemedim. Çok güzel. Allah Allah. Amerika'nın arıyorlar. Yes. Okay, sure. Thank you. Thank you very much. İnanamıyorum aşkım ya. Aradıklarına inanamıyorum. Dur. Havai fişek gibi patlıyorsun. Ne oldu? Kesin bir mucize bu. Sana bahsettiğim okul var ya. Oradan aradılar. Laf olsun diye başvuru formunu doldurmuştum. Kabul edildi diye arıyorlar. İnanamıyorum Özgür. Torpilim olsa işlemez. O kadar zor yani bu okula girmek. Çok teşekkür ederim Cavidan'cığım ya. Bugün benim şımartılma günüm. Baksana. Arkanda sevdiğim ne varsa alıp gelmiş hepsini. Tatlım bunları elde etmek için çok uğraştın ama. O kadar mutluyum ki. Bazen bunlar gerçek mi diye kendi kendime soruyorum Cavidan. Hepsi gerçek hayatım. Sen bizim çiçeği burnunda annemiz olacaksın. Bunu unutma. Tabii ki şımartacağız. Bence daha büyük sürprizlere hazır ol. Sen bir şey biliyorsun. Söyle bakayım Cavidan. Neler karıştırıyorsunuz? Hiçbir şey. Yani Erkan diyorum. Baksana ne kadar değişti. Bence ondan her şey beklenir. Ya zaten. Aşkım bak ya Cavidan ne güzel çiçekler getirmiş bana. Sağ ol Cavidan. Ben çiçekleri vazoya koyayım. Aşkım ben de mısır patlatacağım. Sen de filmleri seç. Tamam aşkım. Bana bak. Sen nikah memurunun kendisiyle görüşebildin mi? Hiç mi olur yokmuş? Hayatım söylediğim gibi. Aslında Yıldırım nikahını hemen aynı günde kıyabiliyorlarmış. Ama nikah memurunu Pierre Lotte'ye getirebilmemiz için en az 2-3 gün önceden haber vermemiz gerekiyormuş. Yani... Ama illa hemen olsun diyorsan, istersen memuru eve çağıralım. Yok, olmaz. Ya, Pierre Lotte bizim için çok önemliydi. Madem evleniyoruz, ben iki gün daha beklerim canım. Ne olacak? Hem Eylül de böylece dinlenmiş olur. Pekala. Eylül için süper bir sürpriz olacak Berkan. O zaman ben hemen nikah memurundan randevu alıyorum. Valla.
olanlar düzen bırakmadı evde. Bizim oralar malum. Milletin ağzı torba değil ki. Önüne gelen laf söyledi. Bire bin katıp konuşup durdular. Yaşadığımız rezilliği geçtim. Baban dayanamadı. Kalbi tekliği verdi. Şimdi nasıl? Hastanede mi yoksa? Atlattı Allah'a şükür. Ama doktor yorulmasın, üzülmesin dedi. O da kendini eve kapadı. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden oldu. Ama anne, benden istediğiniz şeyi yapamazdım. Kızımdan vazgeçemezdim. O bana sımsıkı tutulmuşken ben onu içimden söküp atamazdım. Yalnız başıma da kalsam ben onu doğuracağım anne. Çünkü o benim mucizem. Artık yalnız değilsin kızım. Babanı razı ettim. Onun da huzuru yoktu zaten. Ben de bastırınca döküldü bir. Bebeğin babası gelsin, elimizi öpsün, biz de bu lekeyi unutmaya çalışalım dedi. Anne, nasıl yani? Ben her bunu yaparsam affedecek misiniz beni? Edeceğiz kızım. Seni de torunumuzu da bağrımıza basacağız. Yüzüne hasret kaldığım bahar kokulu yavrum. Gece düşümde, gündüz hayalimde biricim. Anneciğim, canım anneciğim. Nasıl özledim seni. Bu kadar olay oldu. Her biri yüreğimizi deldi de geçti. Artık gerçeği saklama. Bu bebeğin babası kim? Söyle hadi. Akşamdan beri telefonun kapalı. Neredesin sen? Hemen buluşmamız lazım. Bugün mümkün değil oğluşum. Banuş'la birlikteyim. Halledilecek bir sürü işim var. Ben müsait olunca ararım seni. Bir sürü şey var. Sakın kocasının yanında olmasın. Özgür. Ne? Sen de biraz haksızlık ediyorsun ama. Bunu annenden önce babana söylemen gerekiyordu. Çünkü o daha fazla hak ediyor. Daha gitmeme 6 ay var. Bir ara anlatırım ben babama. Deniz! Dur! Sen gidince ben yine gece karanlığına gömüleceğim. Bu sefer aynı hata yapmayacağım aşkım. Sensiz Ankara'ya bile gitmem. Benimle gelirsin değil mi? Gelirim tabii, gelmez miyim ya? Bekle bizi New York, sevgilimle canını okuyacağız ya. Etmedim değil mi? Yok, ben de yeni geldim. Of, bizim eve ne kadar uzakmış burası ya. Maalesef. Bak, istersen görüştürmeyebilirim. Çünkü eğer anlaşırsanız hemen başlatacak. Yani buraya gidip gelmek bayağı zor. Yok Nergis, hiç sorun değil. İşim olsun, ben her şeye razıyım. Yanlış anlama ama annem biraz pimpirikli ya. Gece yarına kadar sinemada yer göstericilik yapmana kızmayacak mı? Yok Nergis, o biraz eskide kaldı. Annemle aramızdaki ilişki değişti. Zaten bu iş olursa ben buralarda bir ev tutarım, yolda sorun olmaz. Hadi. İpek. Telefonda tamam dedin ama gerçekten beni affettin mi? Peki cidden benim yüzümden mi ayrıldınız? Yok Nergis ya. Ben bir ilişkinin dışarıdan biri yüzünden biteceğine inanmıyorum. Demek ki aramızdaki bağ sandığımız kadar güçlü değilmiş. Ya da başka problemler varmış da. Bu bahanesi olmuş. Ama gerçekten birbirinize aşıksınız. Ben aşıkmışım. Ailelerimiz yüzünden çıkan sorunlara yenik düştük diyelim. Neyse, hadi kuzenini bekletmeyelim. Çıkamadılar mı daha? Kolay gelsin. Ne yaptınız? Halledebildiniz mi? Vallahi evdeki durumları bir anlattım. Bu son şansın. Adamı getir babanın elini öpsün dedim ama
Gene de bebeğin babasını deyivermedi. Ne olacak şimdi? Daha herifin haberi bile yokmuş çocuktan. Önce onunla ben konuşayım dedi ama yanımda da aramadı. Az sabret bakalım. Yakında çıkar kokusu. Vallahi artık yüreğim dayanmıyor. Olanları biliyorsun. Taş olsa çatlar. Hayırlısı da şu herif bir çıksa ortaya. Babasının elini öptüremezsem ocağım da alacak. Of. Bunca zamandan sonra konuşmak ne zormuş bebeğim ya. Ya babam benimle konuşmak istemezse? Of. Ya o kadına gerçekten aşıksa? Ya beni onun kadar sevmediğini söylerse? Haklısın galiba bebeğim. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Eline sağlık. Ay, Deniz geldi mi? Yok, arkadaşlarına takıldı. Akşam geç gelecekmiş. İyi, sonra konuşurum. Niye içeri girmiyorsun? Burası senin evin. Hadi gel, karşılıklı birer kahve içelim. Yok yok, Adalet geldi. Esin'in annesi. Annem de yeni bir sipariş almış. Elimiz ayağımıza dolandı anlayacağım. Melek, hı, bir içeri bakıver yavrum. Adalet sesleniyor sana. Salih Bey evladım. Bir bakıverelim. Benim bu dünyada varım yoğum evlatlarım. Onlar için canımı veririm. Sen de kadir kıymet bilen birisin. Allah için bir yanlışını görmedim. Meleğime anası bana daha kundaktayken emanet edip gitti. Ben de sana emanet ediyorum. Bir yanlışını görürsem bozuşuruz. Kızınız benim ikinci bağrım oldu. Onun mutlu olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. İçiniz rahat olsun Kerim Hanım. O zaman ben de sana bir şey diyeceğim. Gelelim. Seni dava edeceğim. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Ama senin paran var. Sen yırtacak bir yolu bulursun değil mi? Mafya tutacağım ulan. Sana var ya bu dünyayı dar edeceğim. Anlaşılan komşu olma yaptığım iyiliğin teşekkürü bu. Yoksa ondan ayrılmak seni bu kadar çok mu üzdü? Oysa ben sizi sadece arkadaş zannediyordum. Ya sen... Ulan sen ne biçim adamsın ya? Ya ben seni dehlidikçe sen ot gibi burnumun dibinde bitiyorsun. Kırıcı oluyorsun ama. Yine de seni affedeceğim. Çünkü sayende insanların hayallerini gerçekleştirmenin tadına vardım. Sen iğrenç bir adamsın. Sen var ya hatta adam bile değilsin. Neredesin? Bir saat dedin, 4 saat oldu. Neredeydin? Kaptan, zaten cinlerim tepemde, bir de seninle uğraşamam gerçekten. İyi tamam, sen bir daha geç kal. Bak senin maaşından keserim mi, kesmeyelim mi gör. Tamam, ne yaparsan yap. Bu hallerin nedir böyle ya? Bu hallerle sebep Haldun Bey mi senin ha? Bak ya, ben 40 yıllık esnafım. İnsanları çok iyi tanıyorum. Ben insan sarrafıyım. Seni çok sevdim. Delikanlı kızsın sen. Bir derdin, bir sıkıntın varsa bana söyle yavrum. Söyle. Haldun Bey'in parası, itibarı varsa Karadeniz'in mangal gibi yüreği var yavrum. Karadeniz öyle namussuz işlere gelmez. Bir yamuk varsa söyle, halledelim kızım. Ha? Boş ver kaptan. Ya sen... GDO'su bozuk heriflerle uğraşma benim yüzümden. Hiç değmez gerçekten. Neyi bozuk? Ama. Hey, hadi işine bak hadi. Çok. Efektler süper değil mi? Eylül. I've never.
Merhaba Erkan. Umarım rahatsız etmiyorum. Yok, hayır. Şaşırdım sadece. Eğer müsaitsen seninle parkta buluşalım mı diyecektim. Bir şey konuşmam gerekiyor da. Parkta mı? Şimdi mi? Ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Pardon ya, ben seni rahatsız ettim galiba. Hayır, hayır, dur. Ben konunun ne olduğunu merak ettim demek istedim. Telefonda anlatamam. Ama gerçekten çok önemli. Bir saat sonra parkta olur musun? Sen olmaz. Bir saate çıkamam. Şöyle yapalım mı? Saat 6:30 nasıl? Tamam. 6:30'da görüşmek üzere o zaman. Hoşça kal. Melek abla, dur! Ne var? Sen kesin yine bir dümenler çeviriyorsun. Gözümden kaçıyorsan mı? Fevzi enişte ev yemekleri CEO'sunun gözünden hiçbir şey kaçmaz Melek Hanımcığım. Sen benden hesap mı soruyorsun şimdi? Haşa. Mualla dediydi, bir sipariş mi ne varmış? Bir de hanıma ne almış? Yazık dedim, şimdi kadını gazıklamasınlar. Aman tamam, lafı uzatma da şu şartlarımı dinle sen benim. Birincisi, bu şirketin adı değişecek. İkincisi, her işi sen alırsın diye bir şey konuşmadık biz. Üçüncüsü de şu listeyi alacaksın. Ne var ne yok, hepsini. Hemen şimdi, hadi. Havalara bak ya. Ben olmasam paşa paşa kendin gidecektin ama. Abi, Barış'a söyle ipe yumurtlamasın. Ayrılık umursamıyorum ayağını anlatır. O da Özgür'ü yetiştirir. Sonra okka altına gideriz. Yok usta ya. Barış öyle adam değil. Hadi sana tatlı rüyalar. Sağ ol abi. Of aşk belam ya. Daha yine ayrıldık. Bari 2 saat uyusaydım. Ne işiniz var burada? Yoksa babam mı yolladı? Yok yok. Dün olanlardan sonra konuşamadık seninle. Birkaç kez evinize geldim ama yakalayamadım. Yakalayamazsınız da. Çünkü ben evi terk ettim. Babamla dilediğiniz gibi yaşayabilirsiniz artık. Çok sağ ol Nergis ya. Sayende mis gibi bir işim oldu. Hem parası da çok güzel. Ay kızlara söyleyince çok sevinecekler. Ya hevesini kursağında bırakmak istemem ama sen çok yorulmayacak mısın? Sonuçta haftanın 2 günü gece yarılarına kadar çalışacaksın. Yok ya. Hem parası da çok güzel. Hem düşünsene bedava film izleyeceğim. Ya hemen başlamam da çok iyi oldu. Evi düşündüğümden daha kısa sürede tutabileceğim. Allah Allah. Evden arıyorlar. Efendim anneciğim. Ha, sen miydin Sütun'la? Yoldayım. Bir işim vardı da onu hallettim. Geliyorum. Yemeği mi? Yetişirim. Özgür mü? Tamam, onu da ararım. Valla dün olanlardan sonra Deniz'i falan aramam. Siz kendiniz halledin. Hem ne bu şimdi böyle iftar yemeği gibi? Ben babamla da konuştum zaten. Bundan sonra eve dönmeyeceğim. Annemle yaşayacağım. Babam bir şey söylemedi. Ama çok üzüldüm Deniz. Biz yine de konuşsak? Ama ben seninle konuşmak istemiyorum. Çok vaktini almayacağım. Bak ben annenin yerini almaya çalışmıyorum. Hele babanla aranıza girmeye hiç niyetim yok. Birbirinize ne kadar düşkün olduğunuzu biliyorum. Bunca yıl hayatı birlikte sırtlamışsınız. Onu yarı yolda bırakma. Eğer benim yüzümden terk ettiysen evi, hemen dönebilirsin. Çünkü ben daha taşınmıyorum yanınıza. Neymiş bu kadar önemli olan şey? Sen hemen geldiğince çok önemli bir derse ekip geldin. Bu da önemli ama.
Abim seninle tanışmak istiyor. Hadi eve beraber gidelim. Bu mudur yani? Ben de ciddi ciddi bir şey var sandım. Ya ben öyle pek aile işlerine falan gelemiyorum güzelim. Sen onu boş ver de esas hafta sonu doğum günüm. Acayip bir parti veriyorum. Sen de sevgilim olarak onur konuğum olacaksın. Yalnız parti doğal olarak gece. İzin işleri falan sorun olmayacak değil mi? Ayak seslerini duyunca biliyor musun yüreğim kabarıyor. Kolay gelsin. Sağ ol. Biz mutlu olalım dedikçe sevdiklerimiz acı çekiyor ama. Ne oldu sultanım? Kim acı çekiyor? Niye söylemedin bana Deniz'in evi terk ettiğini? Çocuk benim yüzümden gitmiş arkadaşında kalıyor. Söylemedim çünkü sen acı çek istemedin. Gözlerin buğulansın istemedim. Biliyor musun? Sen hüzünlenince, acı çekince benim yüreğim daralıyor. E çocuklar üzülürken biz nasıl mutlu olacağız Salih? Deniz beni çok yanılttı. Ben daha çok İpek zorluk çıkaracak diyordum ama Deniz ummadığım şeyler yaptı. Hayır diyorum ki ben zamana yayayım. O zaman da oğlumla aramdaki mesafe büyüyor. Annem çok güzel bir laf söyledi. İstanbul beni çok değiştirdi. Bambaşka biri oldum çıktım. İpek'e neyi yapma dersem kendim yapıyorum. O toyluğundan yalan söylüyor. Bense sevdiklerim üzülmesin. Şimdi aynı şeyi sen yapıyorsun bana. Ne olursun aramızda yalan da olan olmasa yoksa nasıl destek oluruz birbirimize Salih? Peki. Haklısın. Affedersin. Bundan sonra aramızda ne sır olacak ne de yalan. Kahve için mi? Yok yok çok isterdim içmek ama siparişler var anneme yardım edeceğim. Sana afiyet olsun. Sağ olsun. Sağ ol Meleğim sağ ol. Hayatım yine ne oldu? Anne, konuşmamız gerek. Ne işin varsa bırak hemen buluşalım. Mümkün değil oğluşum. Ben şehir dışındayım. Hayret bir şeysin anne ya. Bu nereden çıktı şimdi? Sana ihtiyacım var diyorum. Babanla konuş oğlum. Dönünce ben ararım seni. Babamın bana ayıracak zamanı yok artık. Çünkü dün Melek Hanım'la evlenmiş. Biliyorum, biliyorum oğlum. Baban söyledi. Nasıl yani? Üzülmedin mi peki? Bilakis çok sevindim Deniz'ciğim. Ben babana çok değer veririm. Onun mutlu olması benim için önemli. Anne ama o gece babamdan ayrıldığında pişman olduğunu söyledin. Melek Hanım'a sinir olmuştun. Deniz'ciğim o geceki psikolojimi biliyorsun. Yıkılmıştım. Yoksa babanla biz seneler oldu kopalı. İstesek de yapamayız artık. Benim hayat stilim çok değişti bir kere. Baban beni taşıyamaz. Sen ne diyorsun anne ya? Sanki o kadın babamı taşıyabilir de. Bu onların hayatı. Bırak herkes istediği gibi yaşasın. Tamam, kadın sıradan bir tip ama belki de babanı mutlu etmeye yeter. Sen zaten 6 ay sonra Amerika'dasın. Birazcık katlanıver babanın hatırına. Geliyorum aşkım. Neredesin sen? Yanındaki kim? Sakın bana Osman Esir'le barıştığını söyleme. Aa anne, vallahi yetişemeyeceğiz. Ben şu adamı arayayım da söyleyeyim geç olmadan. Ne telaş ediyorsun be kızım? Salacak dediğim burnunun dibi. Aa! Sen demin pendik demedin mi bana? Sen benim yaşıma gel de unutmadan her şeyi aklında tut bakayım, ben de göreyim seni. Çocuklar, Melek Hanım'ın hiçbir şeyden haberi yok değil mi? Ay yok Salih Bey amca. Her zaman acın olup adam çarpacaktı ya, bu sefer biz onu kandırdık.
Tebrik ederim Tombul Kelebe. Çok başarılı. Özgür! Özgür! Sen yine niye geldin buraya? Balık istiyorsan tezgah orada. Bunları verecektim. Esin'in bebeği için. Doğumdan sonra gerekecek her şey var içinde. Kıyafetler, kremler, pudralar. Uzun bir süre idare eder. Ha, bir de iyi bir doktor araştırdım ama tek başıma karar vermek istemedim. Vaktin olduğunda beraber gider özel bir hastane araştırırsan ne dersin? Bence de bir hastane araştırmalıyız. Ama Esin için değil, senin için. Tımarhaneliksin çünkü sen. Aman be Özgür kız, seni de memnun etmek ne kadar zor şey öyle. Allah Allah. Ya sen bana baksana. Beni ve hayallerimi paranla satın alamayacaksın, anladın mı? Şimdi, sevdiklerimden de, sevgilimden de uzak duracaksın, anladın mı? Bunları da istemiyorum, çık hayatımdan, çık! Ne yapıyorsun, çık. İyi misin sen? Dünyanın parasını verdim ben onlara. Demiyorum! Bu gece de yolumuzu bulduk Şipşak. Eminsin değil mi? Aldın değirmenci bu adam. Oğlum çaylak mıyız biz? Bu adamı ayda birkaç hatunla beraber yakalıyorum. Sen merak etme. Yalnız bu seferki bayağı çıtırmış. Neyse sen kaçırma, yakala pozları. Geldi mi? Ben daha hazırlanamadım. Beni ev alacak mısın baba? Aşk bir rüya. Uçarsın, uçarsın. Geçilmez ki. Ay, çok geç kaldık. Ayıp oldu adama. Anişkom, yemekleri almaya geldim ben. Aa, Marla mı götürecek? Kocası da yardım edecek. Hadi sen git üstünü değiştir. Salih Bey oğlu Murat. Hemen işi bitince uğrayıversin bana dedi. Ay anne, bu şimdi mi söylenir bana? Ne yapayım? İşin şimdi bitti. Kabahat benim mi? Ay üstüm başım yemek kokuyor. Bir duş al, böyle geçeceğim. Adama bak ya. Resmen taktı kafayı sana. Özgür, buna bir çare bulmak lazım. Ne çaresi İpek ya? Ben çarelerin tükendiği yerdeyim. Kolay söyle, o sihirli değneğini salla. Adamı cehennemin dibine postala. Biz de öyle rahatlayalım. Acaba anneme mi söylesek? Belki araya yetişkin biri gelince vazgeçer. Baksana biz korktukça üstümüze geliyor resmen ya. İpek sen kafayı mı yedin? Delirdin mi? Melek teyzeye anlatırsan beni ebediyete kadar siler. Hatta senin hafızanı böyle tırnaklarıyla kazır. O zaman böyle minnacık bir parçamı bile bulamazsın. Kehroş'u hiç düşünemiyorum zaten. Ayaklarımdan, yok o da yetmez, kulaklarımdan tavana asar. Sonra beni böyle aç susuz bırakır. Ben geberinceye kadar karşımda oturur bekler. Nasıl? Yani öyle. Gördüğün gibi hayat zor. İpek? Güzel okullar mı? Yok. Geçiyorum. Allah Allah.
Vallahi mi geçtiler acaba? Ben geldim. Ay Salih Bey! Bunlar ne böyle? Gerubar anne bizim için hazırlamış. Anneciğim. Gönül isterdi ki senin elinde yemeden hazırlayayım bunları. Ama senden benden başka yemek bilen yok bu evde. Değil mi anne? Ama ben de sofrayı hazırladım. Ah çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ah düşünmeniz yeterli. Yuvanızda mutlu olursunuz inşallah yavrum. Anneciğim. Adettendir. Hatıra kalsın istedim. Mutluluklar Melek abla. Teşekkür ederim hala. Mutluluklar dilerim ablacığım. Efendim şirketimizin küçük bir armağanı. Aa niye zahmet ettin Feyzi? Oo. Teşekkür ederim. Sizi de tebrik ederim. Sağ ol Feyzi. Allah düzendirlik versin kardeşim. Hazırlıksız da geldim ama kusura bakma. Teşekkür ederim. Burada olmanız yeter. Kızlar nerede? Biraz önce Özgür telefon etti. İpek'le gecikeceklermiş. Ha. Esin gelmeyecek. Bebeğin babasıyla konuşmaya gitti. Hadi hayırlısı. Hadi o zaman sofraya geçelim. Buyurun. Anneciğim. Gel. Buyurun. Aman. Ne güzel bir sofra bu. Yüz yüze konuşmak isteyince söyleyeceklerini gerçekten merak ettim. Erkan, ben bir karar verdim. Daha önce cesaret edememiştim. Hala çok korkuyorum. Ama daha sonra pişman olmak istemiyorum. Kaybettiklerimi kazanmamın tek yolu bu. Bu kadar korktuğuna göre gerçekten önemli bir karar vermiş olman lazım. Hepimiz için önemli. Bebeğim. Bizim masalımız.